Herkese merhabalar arkadaşlar. Modanzi'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle yaptığım yemeklerin tarifini paylaşmak istedim. Aslında hani kolay, evinizde yapabilirsiniz. Fakat bazı arkadaşlarımız yapamazsa eğer, öğrenciler, yeni evliler, onlar için paylaşmak istiyorum. Bugün tarhana çorbası yapıyorum. Menüde tarhana çorbası var. Nasıl yaptığımı isterseniz birlikte izleyelim, görelim. İlk önce biraz yağ döktüm tavanın içine. Daha sonra çiçek yağı döktüm. Ben zeytinyağı kullanabilirsiniz. Ve ben biraz tereyağı kullanacağım için zeytinyağı katmadım. İçimin tereyağını sevdiğim için bunu kullanıyorum. Tavsiye ederim. Ya da evinizde herhangi bulundurduğunuz bir yağ olabilir. Yağımız içinde biraz eriyecek. Efendim anneciğim. Tamam. İçine şu kadar salçayı ekliyorum. Yağ erimeye başlayınca. Ve kavuruyorum. Eğer biraz daha salçalı severseniz salçasını daha fazla koyabilirsiniz tabii ki. O sizin damak tadınıza bağlı bir şey. Salçam kızarmaya başladığı zaman içine ben tarhanayı ekliyorum. Üç kaşık tarhanayı ekledim. Anne. Efendim bebeğim, karıştırıyorum. Daha sonra ben suyu kettle'da kaynatıyorum daha doğrusu daha önceden. Kettle'da kaynattım. Daha şimdi yeni kaynattım az önce. Suyu yavaş yavaş ekliyorum ve topaklanmaması için az az ekleyip karıştırıyorum. Kıvamını yine istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Zaten içindeki tarhanalar kaynadıkça çorbanız koyulaşacağı için biraz duru olması gerekiyor. İlk önce yaptığınız çorbanın kaynadıktan sonra kıvamını alacak. Evet, çorbamız kaynıyor. Kaynamaya başladığı zaman ben yarım tablet de tavuk suyu ekliyorum. Tavuk tableti daha doğrusu ekliyorum. Biraz daha karıştırıyorum. Ve altını kısık ateşe getiriyorum. 10 dakika daha çorbayı bu şekilde kaynatıyorum. Sıcak su kullanarak yaptığınızda diğerlerine göre daha hızlı bir şekilde oluyor çorbanız. Eğer suyu önceden kaynatıp bu şekilde yaparsanız daha hızlı bir şekilde oluyor. Hafif de tencerenin kapağını kapatıyorum. Ama çok değil, çorbamız taşmaması için. Eğer tamamen kapatırsak eğer çorbamız taşabilir. Bu şekilde 10 dakika sonra tamamen çorba artık pişmiş olacak. Evet, çorbamız artık kıvamını aldı, koyulaştı ve pişti. Altını kapatabiliriz. Evet, çorbamız pişti ve artık servise hazır. Afiyet olsun.